Birinci sınıf toplama işlemi problemleri. Verilen görsellerle ilgili problemleri çözelim. Burada Ayhan var. Ayhan 7 yaşında. Serpil'in yaşı belli değil. Cem'in yaşı da belli değil. Ayhan, Serpil ve Cem 3 çocuk var. Bunlarla ilgili problemleri çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuzu okuyalım. Serpil Ayhan'dan 5 yaş büyüktür. Serpil kaç yaşındadır? Ayhan kaç yaşındaydı? 7 yaşında. Serpil Ayhan'dan 5 yaş büyüktür. Serpil Ayhan'a A diyelim. Ayhan'dan 5 yaş büyükmüş. Serpil kaç yaşındadır? Ayhan 7 yaşında olduğuna göre Serpil de ondan 5 yaş büyük olduğuna göre 7'nin üstüne 5 ekliyoruz. 7, 5 daha 12 yapar. Yani Serpil kaç yaşında? Serpil 12 yaşında. İkinci sorumuza bakalım. Şimdi Serpil'i vurduk burada. Ayhan'ın yaşı da belli. İkinci sorumuza bakalım. Cem Serpil'den 4 yaş büyüktür. Cem'in yaşı belli değil. Serpil'in yaşını biliyoruz. Burada birinci sorumuzda bulmuştuk. Serpil'in yaşı 12. Cem kaç yaşındadır? Cem Serpil'den kaç yaş büyüktü? 4 yaş büyüktü. Serpil 12 yaşındaydı. Cem ise Serpil'den 4 yaş büyük. 12'den 4 yaş büyük. 12'ye 4 ekleyerek Cem'in yaşını bulabiliriz. 12'ye 4'ü ekliyoruz. 12, 4 daha 16. Yani Cem'in yaşı da 16'ymış. Serpil'in yaşı 12, Cem'in yaşı 16. Üçüncü sorumuza bakalım. Ayhan ile Serpil'in yaşları toplamı kaçtır? Ayhan kaç yaşındaydı? Ayhan 7 yaşında yazalım. Ayhan 7 yaşında. Serpil kaç yaşında? Serpil 12 yaşında. Bunlar verilmiş. Bulduğumuz sayılar. Ayhan ile Serpil'in yaşları toplamı. İkisinin yaşları toplamını soruyor bize. 12 ile 7'yi toplarsak ikisinin yaşları toplamını bulmuş oluruz. 2, 7 daha 9. 1'i aşağı indiriyoruz. 19. Yaşları toplamı. İkisinin yaşları toplamı 19. Dördüncü sorumuza bakalım. Sorumuz biraz daha zorlaştı. Serpil 6 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Şimdi Serpil'in yaşı belli. Artık öğrendik. Serpil 12 yaşında. Bize sorulan ne? Serpil 6 yıl sonra kaç yaşında olacak? Serpil 6 yıl sonra 12'den 6 yaş daha büyümüş olacak. Şu an 12 yaşında, 6 yıl sonra üzerine 6 tane yaş daha eklemiş olacak. 12'nin üstüne 6 ekleyecek ki büyümüş olacak. 12'ye 6'yı ekliyoruz. 6 yıl sonrayı bulmuş oluyoruz. 2, 6 daha 8. 1 aşağı indiriyoruz. Serpil 6 yıl sonra 18 yaşında olacak. Diğer görsellerle ilgili sorularımızı cevaplayalım. 5. sorumuza geçelim. Eldiven 6 TL. Şapka belli değil. Gözlük de belli değil. Kaşlı oldu. Şimdi 5. sorumuzu okuyalım. Şapka eldivenden 3 TL pahalıdır. Eldivenin fiyatı belli. Eldiven kaç lira? Eldiven 6 TL. Şapka neymiş? Eldivenden 3 TL pahalı. Yani eldivenden 3 TL daha fazla. 6'dan 3 TL daha fazla. 6'ya 3 ekleyerek şapkanın fiyatını bulmuş oluyoruz. Şapkanın fiyatı kaç TL'dir? 6'ya 3 eklersek kaç yapar? 9 yapar. 9 TL. Şapka 9 TL. Yerine yazalım.
Altıncı sorumuza geçelim. Gözlük şapkadan 4 TL pahalıdır. Gözlüğün fiyatı kaç TL'dir? Şapka kaç TL'ydi? Şapkayı bulduk. 9 TL. Gözlüğün fiyatı belli değil. Bize gözlüğün fiyatını soruyor. Gözlük şapkadan 4 TL daha pahalı. Yani fazla. Pahalı ne demek? Daha fazla demek. Evet, ucuz deseydi az olurdu. Pahalı dediği için çok. 9'dan 4 TL daha pahalı. 9'dan 4 daha fazla. 9 TL'den 4 TL daha fazla. 9'a 4 ekleyerek gözlüğün fiyatını bulabiliriz. 9, 4 daha kaç yapar? 13. Gözlüğün fiyatı 13 TL. Gözlüğün fiyatını yerine yazalım. Gözlük kaç liraymış? 13 TL'ymiş. Onu da yerine yazalım. Gözlük de 13 TL. Eldiven 6, şapka 9, gözlük 13 TL. Şimdi 7. sorumuza bakalım. Eldiven ile şapkanın toplamı kaç TL'dir? Eldiven kaç TL eldiven? 6 TL. Eldiven 6 TL. Şapka kaç TL? 9 TL. Toplamı, ikisinin toplamını soruyor bize. 6 ile 9'un toplamını soruyor. Ne yapıyoruz o zaman? 6 ile 9'u toplayarak ikisinin toplam fiyatını buluyoruz. 6, 9 daha kaç yapar? 15 yapar. 15 TL'dir ikisinin toplam fiyatı. Evet, 8. soru. Eldiven ile gözlüğün toplamı kaç TL'dir? Eldiven ile gözlüğün. Eldiven kaç liraydı? Gözlük kaç liraydı bakalım? Eldiven 6, gözlük 13 TL. Eldiven 6, gözlük 13 TL. Bize neyi soruyor? İkisinin toplam fiyatını soruyor. Gözlük 13, eldiven 6. İkisini alırsak biz kaç lira ödemiş oluruz? 13 lirayı ve 6 lirayı ödemiş oluruz. İkisinin toplamını bulacağız. 3, 6 daha 9 yapar. 1'i aşağı indiriyoruz. Toplam 19 TL. Eldiven ve gözlük almak istersek 19 TL ödememiz gerekir. Sınıfımızda 6 kız öğrenci var. Erkekler kızlardan 3 fazladır. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? Şimdi problemimizi daha iyi anlamak için tekrar okuyalım. Sınıfımızda 6 kız öğrenci var. Kaç öğrenci varmış? Kaç kız öğrenci varmış? 6 kız. Erkekler kızlardan 3 fazladır. Erkeklerin sayısı belli değil. Sınıfımızda toplam kaç öğrenci var? Bu sayı da belli değil. Şimdi önce ne yapacağız? Önce erkek öğrencilerin sayısını bulacağız. Çünkü erkek öğrencilerin sayısı da belli değil. İkisinin toplamını bulmamız için bizim önce erkek öğrencilerin sayısını bulmamız lazım. Kız öğrenciler kaç taneydi? 6. Erkek öğrenciler neydi? Erkek öğrenciler kız öğrencilerden 3 fazlaydı. Kız öğrenciler 6. Erkek öğrenciler ise 6'dan 3 fazla. 6'ya 3 ekleyerek erkek öğrencilerin sayısını bulacağız. 6, 3 daha kaç yapar? 9. Erkek öğrencilerin sayısı kaçmış? 9'muş. Çünkü kızlardan 3 fazla. Kızlar 6, erkekler 3 fazla. Erkekler 9. Sonra ne yapıyoruz? Sonra toplam öğrenci sayılarını buluyoruz. Kızlar da belli, erkekler de belli. Kızlar 6 tane, erkekler 9 tane. Kızlarla erkekleri toplarsak toplam öğrenci sayısını bulmuş oluruz. 6 kız, 9 erkek var. Hepsini topluyoruz. Ne yapıyoruz? 6 kızı da bir sınıfa koyduk. 9 kızı da yanlarına koyduk. Hepsini topluyoruz. 6, 9 daha kaç yapar? 15 yapar. Toplam öğrenci sayısı. Toplam öğrenci sayısı kaçmış? 15. İkinci sorumuza bakalım.
Metin 8 yaşındadır. Erol Metin'den 2 yaş büyüktür. Erol 2 yaşında değil. Buna çok dikkat edin. Hep yanlış yapılıyor o yüzden. Soruyu çok iyi anlamanız gerekli. Soruda bize ne verilmiş, ne soruluyor? Bunu anlayarak okumanız lazım. Toplam dediği için öğrenciler ne yapıyor genelde? 8'de 2, toplamı sorduğu için 8'de 2'yi toplayıp 10 yazıyor hemen. Yanlış, soruyu doğru okuyacağız. Metin ile Erol'un yaşları toplamını soruyor. Ama Erol 2 yaşında değil. Şimdi önce Erol'un yaşını bulacağız problemde. Metin'in yaşı kaç? Problemi tekrar okuyarak daha iyi anlayalım. Metin 8 yaşındadır. Metin'in yaşı 8. Erol'un yaşı 2 değil. Bakın 2 değil Erol'un yaşı. Erol kaç yaşındaymış? Erol Metin'den 2 yaş büyükmüş. Metin'den 2 yaş büyük. Erol 2 yaşında değil. Metin'den 2 yaş büyük. Erol'un yaşı belli değil şu an. Metin ile Erol'un yaşları toplamı, o da belli değil. Şimdi önce ne yapacağız? Önce Erol'un yaşını bulacağız. Erol'un yaşı. Nasıl bulacağız bunu? Erol Metin'den 2 yaş büyüktü. Metin 8 yaşında, Erol ondan 2 yaş büyük. Erol'un yaşı o zaman 8, 2 daha kaç yapar? 10 yapar. Erol 10 yaşında. Metin kaç yaşındaydı onu da yazalım buraya. Metin de 8 yaşında. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ikisinin yaşları toplamını buluyoruz. Erol ile Metin'in yaşları toplamını buluyoruz. Erol kaç yaşındaydı? Bulduk 10 yaşında. Metin 8 yaşındaydı. 10, 8 daha kaç yapar? 18 yapar. İkisinin yaşları toplamı 18'dir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bahçemizde 7 elma ağacı var. Elma ağaçlarından 5 fazla armut ağacı var. Bahçemizde toplam kaç ağaç var? Problem çözmeye yeni başlayan öğrenciler 7 ile 5'i toplar, hemen 12 ağaç var der. Öyle değil, problemi daha iyi okuyacağız. Şimdi problemi yavaş yavaş okuyarak çözelim. Bahçemizde 7 elma ağacı var. Elmaların sayısı 7. Elma ağaçlarından 5 fazla armut ağacı var. Armut ağaçlarının sayısı 5 değil. Belli değil armutların sayısı. Önce onu bulacağız. Sonra bahçemizdeki toplam ağaç sayısını bulacağız. Önce armutların sayısını bulmamız lazım. Elma 7 tane. Armutların sayısı 5 değil. Armutların sayısı elmalardan 5 fazla. Yani 7'den 5 fazla. 7'ye 5 ekleyerek armutların sayısını bulacağız önce. 7, 5 daha kaç yapar? 12. 12 tane armut ağacı var. Bize sorulan ne? Bahçemizde toplam kaç ağaç var? Sonra da toplam ağaç sayısını buluyoruz. Elmalar, tekrar yazalım. Elmalar 7 tane. Armutları bulduk. Armutlar 5 tane değil, 12 tane. 12 tane armut ağacı var. Biz şimdi bunların toplamını buluyoruz. Bize toplam ağaç sayısı soruluyor. 12'ye 7 ekliyoruz. Toplam ağaç sayısını bulmak için. 7, 2 daha 9. Biri de aşağı indiriyoruz. Toplam ağaç sayısı 19. Evet, her zaman problemleri dikkatli okuyoruz, verilenleri yazıyoruz, isteneni buluyoruz. Sorularımız burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.